Bugün 11 Ekim 2020. Bulunduğumuz yer Bodrum'da Pedesa Antik Kenti. Burada bir lelek yolu var. Hani Karya yolu, Likya yolu gibi lelek yolu var. Bugün bu yolun bir parkurunu yürüyeceğiz. Fazla yorucu olmayacak. Ancak birazcık zorlayıcı olabilir. Bir yürüyüş olacak. Bodrum'un en yüksek noktası olan Oyuklu Dağı'na tırmanacağız. Zirvesine kadar tırmanacağız. Daha sonra da aşağı inip Gaz Deresi'nde, diğer adıyla Kaz Deresi miydi? Evet. Doğru. Kaz Deresi'nde yürüyüşümüzü sonlandıracağız. Saatimiz 7 çeyrek geçiyor. Biraz erken gelmişiz hava aydınlansın diye. Yani güzel bir yürüyüş olacağını düşünüyorum. Şimdi yürüyüşümüze başlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi bugün 3 kişi yürüyoruz. Yanımızda yeğenim de var. Yeğenim fazla doğa yürüyüşlerine çıkmıyor. Bu da onun için iyi bir tecrübe olacak. Yoğun arı hareketliliği var. O yüzden buradan bir an önce uzaklaşmak istiyoruz. Hızımızı artırdık. Devam. Neyse ki sabah serinliğinde arılar çok da hareketli olamıyor. Evet. Athena kutsal alanı. Burada böyle bir seyir noktası yapmışlar. Tepeden görüyorsunuz. Şimdi dilek ağacına geldik. Daha önce geldiğimde burada bir tabela vardı. Şimdi tabelanın sadece zincirleri duruyor. Bir de asılı bol miktarda dilek vardı. Hepsi de sökülmüş. Sanırım temizlediler. Hatta eskilerden kalan bir tanesi burada duruyor. Evet. Daha önceden de bu tabelasına hep dış yapmışlar. Doğru. Delikler vardı üzerinde, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Hatta katlanmıştı, kırmaya çalışmışlar falan. Aynen. Demek en son kopardılar. Başarmışlar, tebrik ediyorum. Evet. Dilek ağacımız da son durumu bu. Thank you.
Bunlar muhtemelen domuz. Ne olmuş ki burada? Ne bileyim, kavga etmiş domuzlar. Tavuk gibi yolunmuş yani. Ha, burada da var. Domuz bunlar ya. Çok yaşa. Hep beraber. Siz de çok yaşayın. Orada bir hayvanın çok sayıda kılı vardı. Domuz olduğunu tahmin ediyoruz. Tavuk gibi yolunmuş bir domuz. Güzel manzara. Evet, bir de şöyle bir şey var. Bu tarafta da deniz var. Bu tarafta da deniz var. Evet. Şimdi bu karşısı neresi? Burası zannedersem Torba tarafı oluyor. Burası? Burası Bodrum tarafı oluyor. Yine üstü kapalı çalılık patikaya girdik. Burada ayı olur mu? Ayı olmaz burada, ayı yok. Burada kurt da yok, ayı da yok, domuz var. Domuz, çıyan, akrep. Akrep, bir de yılan var. Yılan. Evet, burada bir sarnıç kalıntısı var. Burada da biraz doğanın sert şartları var. Nasıl diyecekseniz şimdi göstereceğim. İşte böyle. Birazcık zigzag yaptık. Manzara da böyle. Yol da böyle. Bak, gördün mü yazıyı? Ne olmuş lan? Lelek. Lelek yolundayız. Patikalar çok güzel ya. Yani nasıl desem, bacaklarınızı çizecek, sizi zorlayacak, çalı çırpı yok. Dikenli garikler yok. Böyle mis gibi bir yol. Tebrik ederim. Çukur Sarnıcı'na ulaşmış bulunmaktayız. İşte sarnıç da burada. Çok güzel bir meşe ağacının altındayız. Şu ağacın güzelliğine bakın ya.
Sarnıçta böyle. Oo. İçinde su da var hala. Hayvanlar sebepleniyor buradan. Üç beş çerez atıştırdık. Kısa bir moladan sonra istikamet Oyuklu Dağı. Nereden çıkılıyor? Bu yolu takip ediyoruz böyle. Ya bu arada burası çok güzel bir yer ya. Her yerde meşe ağacı. Burada da bir sarnıç varmış. Daha önce geldiğimizde bunu görmemiştik. Ne güzel yapmışlar ya. Evet. Bak hayvan kemikleri. Sıvalı falan, evet, hayvan kemikleri var içinde. Çok güzel burası ya. Bu arada biraz sıcaklık da artınca şapkaları da taktık. Tırmanışımız başladı. Bir hayli tırmanacağız. Bir tabela, Oyuklu ayrımı. Şimdi istersek düz gideriz, Oyuklu'yu pas geçeriz. İstersek de Oyuklu zirveyi deneriz. Bizim hedefimiz Oyuklu zirve. Güzel bir manzara görelim istiyoruz. Buradan devam edeceğiz. Yaklaşık 1 kilometre bir çıkış. Oyuklu tırmanışımız sürüyor. Tatlı bir mail çıkıyoruz. Daha çok dikleşmedi. Biraz ileride sağa doğru döndükten sonra dikleşecek. Bir domuz sesi duyuyorduk var ya. Her yana çalak pişir. Aynen. İşaretimiz. Şu antenin olduğu yer zirve. Çok çok az kaldı.
Oyuklu zirvedeyiz sonunda. Yemek molası. Menümüzde ne var Zeynep? Bugün menümüzde Ceren'in özel tarifi olan ton balıklı sandviç var. Oh, çok iyi. Evet. Bir de manzaramız var tabii böyle. Bodrum'un en yüksek noktasında olunca 680 rakımlı oyuklu manzaramız da böyle oluyor. Şimdi zirvenin keyfini yaptık. Öyle değil mi? Evet. buralarda bir yerlerde bir mağara hatırlıyorum. Ben görmüştüm. Gitmiştim Mehmet abiyle beraber. Şimdi hatırlayabilirsem o mağaraya gideceğiz. Hatırlayamazsam inişe geçeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Saatimiz de 12'ye 12 geçiyor. Devam. Şimdi mağaranın yerini hatırladım. Ama çok uzakta. Bizim de vaktimiz yok. Uçağa yetişmemiz lazım bugün. O yüzden mağarayı pas geçiyoruz. Onun yerine buradan başka bir manzara noktasına geldik. Aynı zamanda yüksek gerilim hattı. Evet, Oyuklu ayrımına yeniden gelmiş bulunmaktayız. Şimdi Birelbelen'e gideceğiz. Ardından da Gaz Deresi'nden ineceğiz. Evet. Fazla bir yolumuz yok. Yavaş yavaş gideriz. Çıkışımız da yok artık. Gideceğiz. Artık hep iniş değil mi? Evet. Şimdi size bir şey göstereceğiz. Bakın, burada bir çam ağacı var. Ama gövdesi bayağı bir yaralı. Bunu ağacın reçinesini almak için bakın şurada keser, balta izleri, keserle vura vura ağacı yaralıyorlar ki ağaç reçini salgılasın. Ama bu aynı zamanda ağacın ölmesine neden oluyor. Yaşam ömrünü tüketiyor. Bir anda bitiren bir olay. Yani yapılmaması gerekiyor. Fazla da yaşamamış zaten, şu anda kurumuş. Ölmüş gitmiş ağaç. Salgılayacak reçinesi de kalmamış. Üzülüyorum böyle şeyleri görünce.
Burası Girelbelen. Terk edilmiş bir köy. Artık insanları yaşlandı. O yüzden mi gittiler? Yoksa burada su mu bulamadılar? Yiyecek mi bulamadılar? Geçim sıkıntısı mı çektiler? Buraları terk ettiler. Bilmiyorum. Ama burası da terk edilmiş bir köy. Girelbelen. Bakalım. Yine patikadayız. Az önce geçtiğimiz toprak yolda bunun gibi patikaydı. Grader geçirmişler. Öyle stabilize yol yapmışlar. Eskiden bunun gibiydi orası da. Gaz Deresi'ne inmiş bulunmaktayız. Yürüyüşümüz teorik olarak son bulsa da pratikte henüz son bulmadı. Çünkü aracımız gelmedi. Arayalım mı? Arayalım. Pedesa'dan başladık 7.30'da. Daha erken de başlardık ama havanın aydınlanmasını bekledik. Şimdi de saatim 14.53. Yani saat 3 diyebiliriz. Hala bu toprak yolda yürüyoruz. Birazdan aracımız gelecek. Yürüyüşümüz sonlanacak. Keyifli bir yürüyüştü bence. Ne diyorsunuz? Bence de çok güzeldi. Evet, öyleydi. Benim 4. çıkışımdı buraya. Bir şey söyleyeyim mi? Yine ben doymadım. Şöyle baharda, serin havalarda yine buralara çıkmak isterim. Ben de isterim bulutlu bir havadan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bol bol doğayla kalın. Hala abone olmadıysanız
kanalımıza abone olun ve yine hatırlatmak istiyorum, artık katıl butonumuz var. Katıl butonu sayesinde bize doğrudan destek olabiliyorsunuz. Desteklerinizi de bekleriz. Çok aşağı. Görüşmek üzere. Doğayla kalın.